Selamlar, ben Semih. Bugün arkadaşlar alev topu tuzaklı bu muhafızlar destesini kullanmaya çalışacağız. Uzun zamandır bu deste meta'da tabii güncel bir versiyonu da çıktı. Şöyle göstereyim size. Ama ben bunu sevmiyorum, o yüzden bunu kullanacağım. Barbar kulübesi şu anda bana güçlü gelmiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu deste gerçekten çok güçlü, siz de kullanabilirsiniz. İsterseniz taktiklere başlayalım. Evet, ilk rakip olarak karşımızda Twinkle isimli birisi var. Bu arada bana destek olmak isterseniz beğeni bırakabilirsiniz videoya. Şöyle bol şans diyelim rakibi, rakip de bize bol şans dedi. Yani arkadaşlar bu deste birazcık 1x'de defansif oynamak gerekiyor. Çünkü destemiz pahalı olduğu için muhafızlar arkasında bir sürü kart atmak zorunda olduğumuz için bu arada varili kaçırdım. O yüzden arkadaşlar bize çok fazla iksir lazım. 6 şövalyeyi bıraktım. Yakın menzil kartımızı çıkarttığımız için umarım bizi cezalandırmaz. Ama daha oyun sakin yani. Çok fazla bize saldırabileceğini düşünmüyorum. Özellik bastım. 1x'de kulesine vuralım. Evet, planladığım gibi olmadı. Madem özelliği yok, uçan makineyi bastım. Ama altı şövalyenin özelliği çok hızlı doluyor. Adam hazır haydutla basmış, şöyle bir kafes atalım. Evet, iyi ki kafesi atmışız diyorum. Şimdi haydut savunup atağa çıkacak diyecektim. Toplayıcı diktiği için arkadaşlar burada ben saldırıyorum. Normalde saldırmazdım ama burada saldıracağım. Evet, bizim için gerçekten çok kötü bir takas. Elit barbar bayağı bir iksir kazanıp şu an atağa çıkıyor. Üstüne bir de toplayıcısı var. Biraz şöyle bir güvenli bir yere çok birli bastım. Evet arkadaşlar, eğer iksir toplayıcısını atabileceğiniz bir büyünüz yoksa, deprem ve alev topu vesaire, iksir toplayıcısı gerçekten sizi mahvediyor. Varilla bastım. 3 starşur atamasın diye uğraşıyorum aslında. Başka bir şeyden değil. Şöyle bir yakın menzil kartımızı tekrardan kullanalım. Ama kraliyet hayaleti attığında sıkıntı yaşayabilir. Evet. Gene iksir toplayıcısı attı. Şu an sahada 2 tane iksir toplayıcısı var. 3 slasher yakındır diyorum ben. Yakında basar 3 slasher'ını. Müdahale edemiyorum ya bir de arkadaşlar. O biraz insanı üzüyor. O haydutta bir şey atamayacağım arkadaşlar şu anlık. Zaten çok zarardayız iksir olarak. Mecbur haydutu vurdurttum. Şöyle bir goblin kafesi. Oo, uçan makine kuleye vuruyor. Güzel. Evet, muhafızları attığım anda 3 slasher atacak. O yüzden muhafızları basmıyorum. 3 slasher temizleyip sonra atağa çıkar bana karşı. Şöyle bir girelim arkadaşlar iksir az diye. Evet, domuzlu atak yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlar gerçekten çok zor bir savunma gerektiriyor. Ama nasıl oluyorsa savunmayı başardık yani, ben de anlamadım. Ama bu şekilde devam etmemiz gerektiğini biliyorum. Yani 6 şövalyenin özelliği, oklar artı varil, bu şekilde 3 slasher'ı alt etmemiz lazım. Onun dışında yenmemiz zor. Burada uçan makine atalım. Evet, gene 3 slasher atağa geliyor. 6 şövalyenin özelliğini kullanmak istiyorum. O yüzden sağ tarafa bir 6 şövalye bıraktım. Soldan girecek gibi geliyor bana. Muhafızlar. Çok güzel yerde muhafızlar. Evet arkadaşlar, şu anda beni 3 silah şöyle döngüye almaya devam ediyor. Ben bu şartlar altında rakibe saldıramam. Kesinlikle saldıramam. Tek yapmamız gereken hayatta kalmaya çalışmak şu anlık. Oklar artı varil 3 silah şöyle öldürüyor. Tam öldüremedi ama olsun şu anlık. Evet, maçın başında vurduğumuz hasarlarla şu anda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ama 3 slasher'ı keşke kuleye vurmasaydı orada. Bir tane slasher'ı kuleye çok vurdu. Sağ tarafı bıraktım. Belki özellik basarız da vururuz 3 slasher'ı diye. Uçan makineye müdahale edemiyor zaten. Büyük büyüsü yok. Bir yerden basacak elit barbarları. Nereden basacak? Evet. Orada sağ tarafa çok vurdu arkadaşlar. Kraliyet hayaletiyle. Soldan girmek istiyorum bir yandan da. Savunursak kazandık. 20 saniye var.
İyi oyundu o. Arkadaşlar inanılmaz zor bir maçtı bu arada. Zor eşleşmeyi kazandık. Yani bu adamı ben taze oynadığını biliyorum. Taze eşleşmesi benim için sıkıntılı diyebiliyorum arkadaşlar. Uçan makine atalım çünkü başka madenci atacak bir şeyim yok gördüğünüz gibi. Ne altı şövalye ne başka bir şey var elimde. Fazla hasar almak istemediğim için de orada uçan makineyi bastım. Bu arada arkadaşlar rakip balıkçı oynuyor evet. Ama gerçekten tazı destesi kullanıyor. Kendine has bir tarzı var bu adamın. Her tazı destesine balıkçı alır. Uçan makine de hiç yoktan vurdu güzel. Şöyle atalım domuzcukları. Agresif oynadı fark ettiniz mi? Bir ikisi de tazıyla her şeyle saldırdı bir anda. Şöyle çok bile orada cehennem ejderini zaten bozacaktır. O değil de çok bile bütün o her şeyi savunabilecek mi acaba? Çok mu güvendik? En azından kulemizi kaybetmedik diyelim. Sol kulemizi zaten madenci veya başka büyülerle vurmaya çalışacak. Uğraşması için cam bıraktım sol kulemizde. Şöyle varille de tankladım uçan makineyi bir şey asmak zorunda kalsın diye. Yani arkadaşlar iki tarafa da çok fazla vurmuşuz. Bence domuzcukları burada bölmek mantıklı. Hani destesini tam bilmesem de fazla bir cevabı yok gibi gözüküyor. Okçular varmış. Evet belki de okları sağ tarafa atabilirdik ama gerçekten iki tarafa da çok fena vurduk. Şimdi nasıl olur da iki tarafı birden alıp bu maçı kazanabiliriz. Şöyle tazıyı bastığı anda saldırıyorum. Elinde balık çok madenci var. Yani bir ikisi de bu kadar çok aksiyon yaşanması gerçekten normal değil. Nasıl bir yol izlersek iki tarafı da alabiliriz. Evet öncelikle bu kuleyi vermememiz lazım. Yani sağ kuleyi almasın bizim. Şöyle varil attım bir şey atacak çünkü. Bu arada inanılmaz bir varil attık. Daha iyi olabilirdi ama gördüğünüz gibi balon hiç vurmadan öldü varil sayesinde. Evet bu temiz defansın ardından bunu taşlandırmamız lazım. Muhafızları bastım cehennem ejderi orada dikkati dağılsın diye. Okları atalım önce. Evet bir tarafa ağırlık veriyorum arkadaşlar. Hepsini bir tarafa atıyorum çünkü almak zorundayız. 30 saniye var. Aa, nasıl yaptıysa orada savundu gerçekten. Sol tarafı almasın bari. Elimden gelen her şeyi yapacağım orayı savunmak için. Evet elimizden bu kadar geliyormuş. Her şeyi basıyorum. Yedi saniye. Hadi vurun. Oh. Sağ kule. Mükemmel. Dönmeyecek yerden dönen bir maç oldu gerçekten. Evet pedal şu anda kendisine yakışan bir başlangıçla başladı. Yılların muhafız oyuncusuna karşı muhafız oynuyoruz şu anda. Sanırım da destesini değiştirmiş. Ateş ruhu falan almış destesine. Muhafızlar için inanılmaz bir fırsat şu anda. 6x'li YouTube atağa çıkıyorlar. Böyle bir sempatim var aslında benim muhafızlara. Seviyorum desteği. Güzel bir deste bu. Tek sıkıntısı galiba büyük büyüsü olmaması ama defansı gerçekten çok güçlü. O büyülü okçu beni rahatsız etti. Fazla iksir kullanmamak adına burada uçan makinayla idare edeceğim arkadaşlar. Bir hayret vuruşu zaten o kadar da önemli değil. Bu arada elit barbarı var muhtemelen ama domuzcukları bastım. Orada uçan makinamız olduğu için elit barbarlara çok da izin vermeyecektir atağa çıkmasına. Evet şöyle ortaya bir şok birliği. Neyse ki uçan makine canını azaltıyor elit barbarların. Güzel sağ taraftan çok fazla hasar yedik. Fazla hasar vuramadık. Şu an bir tık olumsuz gitse de her şey aslında eşleşme bizde diye düşünüyorum ben. Bu nasıl bir büyülü okçuydu anlamadım. 2 vuruş yapabilmek için orada 4 iksir kullandı. Pardon 3 vuruş yaptı. Güzel aslında mantıklı bir hamleydi. Muhafızları bölerekten başladım. Çünkü iksir karında olduğumu düşünüyorum. Gitti orta 4 iksir attı köprüden büyülü okçu attı hiç yoktan. Bir daha vücut bastı. Biliyorsunuz pedal hiçbir zaman büyü kullanmaz desesinde o yüzden uçan makineyi bastım. Evet iksirin az olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Çok gereksiz agresif oynuyor orada büyülü okçu falan. Öyle agresif oynarsa böyle kulesinde altı şövalye vurur yani.
Gördüğünüz gibi 3 blok hasarı için bence bunlar değmedi aslında. Orada ok atalım da bir yandan da kuleye vurmuş oluyoruz çaktırmadan. Evet, kafesimizi diktik. Rakipten de muhafızlar bekliyorum şu anda. Tamam, madenci de ufak ufak vurmayı tercih ediyor ama ufak ufak vuruyorsa biz de büyük bir şekilde saldırırız ona. Ama desisinden ötürü fazla yapacağı bir şey yok. Sanırım eşleşme bende arkadaşlar. Onu itiraf edeyim size. Bir de uçan makine geliyor. Müdahale edemedi uçan makine. Oklarım hazır prenses için. Prenses gerçekten çok çalışıyor orada. Okları kullanırsam ikinci bir prenses basacak diye korkuyorum. Ama atmak zorundayım ya. Uçan makinamı rahat bırakmadı. Güzel, maçı bitirmek adına bir domuzcuk bassak da evet, elitbar barları olduğu için. Arkadaşlar son bir savunmaya yatmamız lazım. Çünkü şu anda fena gelebilir, agresif oynadım, domuzcuk bastım. Rahat savunuruz gibi geliyor bana, baksanıza defansımız çok güçlü. Yalnız sol tarafı birazcık küçümsemişim. Olsun arkadaşlar, bitirici hamleyi yapalım. Domuzcukları tutabileceğini zannetmiyorum. Rahat kuleye alır herhalde. Ve biz de videonun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O deli kuleye almazsa var ya. Evet, kendime emin konuşmuştum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.